Merhabalar, ben Köfte İsköfte ve Pitti Köfte serimizin 66. bölümüne hoş geldiniz. Evet, şimdi bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde aslında arıcılık üstüne odaklandığımız son bölüm olabilir bu. Arılardan elde ettiğimiz ürünleri otomatikleştireceğiz. Evet, siz cultivated drone'lar neden buraya düşüyor? Farklı gene olmuş. Ya da sadece incelenmedikleri için olabilir. Hayır. Direkt farklı genom. Sizin farkınız ne? Slower. İlginç. Neyse, şu devam etsin o zaman. Evet, buradaki olayımızı açıklayalım. Bu arada şunları cage lamplerle değiştirdim. Akselde direkt yanlarına da redstone selini aktarıyordu ve şuraya bir cultivated ekledim. Ve ayrıca hepsinin özelliklerini değiştirdim. Hepsine nocturnal ve rain ekledim ve fast yaptım. Bu sayede çok daha hızlı bir biçimde ürün elde ediyoruz. Bizim ihtiyacımız olan da buydu. Şimdi bu ürünleri otomatik olarak işleyecek bir sisteme ihtiyacımız var. Değil miyim? Ama bunu bu odada yapmak istemiyorum. O yüzden elimde sürüsüyle tesseract var. Bunun yanı sıra bazı değişiklikler de yaptım. Mesela şu aşağıdaki iki satıra da disk ekledim. Bu sayede depolama alanımız genişledi. Bunun yanı sıra rubilerimiz azaldı gördüğünüz üzere. Bunun sebebi ise krom elde ediyoruz. Evet, görüldüğü üzere ve bir tane daha ihtiyacım var. Krom'a ihtiyacımız var. Çünkü yapmayı planladığım bir şey. Yani bu sezonu bir fusion reaktör yaparak bitirmek istiyorum aslında. Umarım o seviyeye kadar gelirim. Bu sezonda yapmazsam zaten önümüzdeki sezonda kesinlikle yapacağım. Ayrıca Featherbeast Ultimate Pack'in güncellenmiş sürümü de mevcut aslında. 1.5.1'e değil. Benim FPS'im biraz fazla düşük. Evet, şimdi 30'lara geri döndü de çekime başlayınca 30'larda sabitlendi. Normalde bu 40'lardaydı. Sanırım bilgisayar 4 gündür kapanmıyor. Ondan olabilir. Evet. Tamam. Güncellenmiş sürüm. Gene 1.4.7'ye 1.0.2 sürümü. Ve ona geçtim. Dolayısıyla Greg Tech'im güncellendi. Greg Tech'e yeni Fusion Reaktör eklendi. Ki bu asıl güncelleme sebebimdi ki tanıtımda da bu sürümü inceleyeceğim. 1.5.1 sürümüyle de arasında pek bir fark yok. Onları da eklerim. Eski fusion reaktör kaldırıldı, yeni bir fusion reaktör eklendi işte. Bazı makineler ve bazı resipiler tamamen değiştirildi. Mesela mixed metal ingot artık bu şekilde yapılıyor. Ve bunlar da plate blending machine diye bir makinede yapılıyor. Yani aşağıdaki sistemi bayağı bir değiştireceğiz. Ayrıca şuraya bakarsanız şunun artık geçerli bir recipe olmadığını görüyorsunuz. Bu da artık geçerli bir recipe değil. Vesaire. Bu şekilde bayağı bir şey değişti. İşte bunları adapte edeceğiz, ancak bunları bu bölümde yapmayacağım. Bunları bir sonraki bölümde yapacağım herhalde. Bu bölümde tamamen otomatikleştirme. Şurayı arıları tamamen otomatikleştirme üzerine olacak bu bölüm. Bir saniye. Evet.
Peki, öncelikle ne yapacağız? İşleme sistemini tamamen buraya kurmak istiyorum. Dolayısıyla da sen buraya geleceksin. Centrifuge. Tesseract ve Diamond Pipe'la halledelim burayı. Hatta Diamond Pipe'la da değil. Neyle halledelim? Diamond Pipe da kullanacağız, evet. Bir adet de Apiarist Pipe kullanacağız. Aklımda ilginç bir tasarım var. Umarım beğenirsiniz. Şimdi Apiarist Pipe'ımız gel. Diamond Pipe'ımız gel. Biraz da Gold Pipe'a ihtiyacım olacak. Biliyorum pipe'ları ben pek sevmiyorum ama. Öncelikle buraya. Siyah kısma item'lar. Mavi kısma arılar şeklinde göndersin. Nasıl dur? Şunu şöyle yapabiliriz. Şu an tasarım aklımdan direkt yapıldığı için, yani direkt aklımdan yapıldığı için, bununla uğraşmayıp direkt Applied Energy Sticks'imi kullansam diyorum. Neyse. Hayır, sen değil. Şimdi şuradan komplarımızı alalım. Bu drone'lar illa buraya geliyor. Hepsinden birer örnek alıyorum. Gidiyorum. Applied Energy Sticks cidden daha mantıklı geliyor bana şu an. Düşün köfte düşün. Düşün köfte düşün. Neyse bunu biraz kasmayı deneyeyim. Seni biraz daha uygun bir yere taşıyacağım. Çünkü daha ilginç bir planım var. Hopper, şurada bir tane daha hopper'ımız olacaktı. Ama ikinci sezonda bunu kesinlikle Applied Energy Sticks'de yapacağım. Kesinlikle. Evet. Bunlar gayet kırmızı hattımıza gidiyor. Şimdi arılarımız burada bir şeye gidecek. O şeyin ne olacağını göstereceğim. Ama ondan önce başka bir yere daha başka bir şeyimiz daha var. Buradan bunların otomatik alınması lazım. Değil mi? Peki bunu nasıl yapacağız? Applied Energy kullanayım ben direkt. Export bastın değil mi sen? Dur. Bu iki import bas. Karıştırıyorum hep. Tamam, import basımız hazır. Cable'larımız da burada. Şurada bir ME cable hattımız olacaktı. Evet, tam olarak burada. Şimdi seni devre dışı bırakalım bu şekilde. Çünkü onu daha sonra daha dikkatli bir biçimde onu ayarlamak istiyorum.
Bu bunun içine giren her şeyi alacak neticede. Pardon. Şimdi bize başka bir şey daha lazım. O şeyde ne olacak? Centrifuge. Pardon, centrifuge değil, squeezer. Yapmamız lazım bir tane daha. Squeezer nasıl yapılıyordu? Bir de Sterling Casing ve Tin. Tam olarak bir tane Sterling Casing yapacak bronzumuz kalmış. Ne tinlerimiz? Ne glass? Tabii ki de. Squeezer. Squeezer'a önemli bir ay şey gelecek. Evet, buna da bir export pass koyalım. Import pass. Pardon. Karıştırıyorum. Pardon. Ve şuraya bir ME cable. Ve import bus. Evet, bu import bus'umuza ne gidecek? Tabii ki de honey drop ve honey diyor. Misal gibi. Ha, aslında dur. Buna gerek yoktu. Ama önce bir şey test etmem lazım. Ben zaten import bus almışım ben. Export bus lazımdı bana. Honeydew ve Honeydrop. Bakalım bunlar doğru yerden mi giriyor? Honeydrop atalım. Evet, doğru yere gidiyor. Tamamdır. O zaman şimdi ikinci safa. İlk önce arkaya bir tane Liquid Tesseract ve bunun eşi tam olarak buraya on olsan receive only ve tamamdır. Aslında dur. Buraya olsun, evet. Tamam, kontrol edelim. Evet. Doğru ayarlanmış durumda. Ve sen de hani ol. Ama burada çalışmayacak, doğru. Dur. Şimdi düşünüyorum, öyleyse varım. Bunu nasıl halledebiliriz? Bunu nasıl halledebiliriz? Buldum. Bunların Liquid'lara kıyasla ufak bir artısı var. Şimdi göreceksiniz. Tabii bana bir tane Automatic Gate lazım. Hemen hallederim. Gate'imiz burada. Bir tane de Iron Chipset. Atarkic Gate. Yapıl bakalım. Yanlış yere koydum seni. Evet, doğru hizada. Ve bir adet B-Alizer lazım. Ve bir saniye, frame rate'im benim gene mi düştü? Gene düştü, evet. Tamam, bu bölümü çektikten sonra ben bilgisayarı bir yeniden başlatayım. Analyzer. Bunun için bir adet daha bir analyzer lazım. Starting casing ve bolca bronz. Önce bolca bronzumu yapayım. Hatta biraz işi garantilemek için şöyle bir şey yapayım.
B-Alizer'ımızı yapmamız lazım bir tane daha. Elimizdekini kullanmak istemiyorum şimdi. Çünkü elimizdeki lazım oluyor. Tintin. Tinningut. Redstone Diamond. Dur. 4. 2 redstone muydu? Evet, 2 redstone. Ve glass pane. Ki bir tane daha lazım. Ve bunu carpenter'ımıza gidip yapıyoruz. Glass pane, diamond, redstone ve su. Ama sana iki kova su lazımdı değil mi? Onu da halledeceğim. Arkasına bir Aqueous Accumulator bağlayarak. Sıkıntı değil. Şurayı bir tam olarak düzenlediğimde bunların hepsi düzgün bir hale gelecek. Tabi o esnada buradaki diğer işlerimizi halledelim. Sorting casing'imiz. Tamam, doğru. B-Alizer'ımıza bakalım. Hazır. Evet, Analyzer'ımız tamamen yukarıdaki yukarıdaki arkadaşımızın birebir aynısı. Evet, çalışma prensibi olsun, her şey olsun aynı, birebir aynılar. Aralarındaki fark bu otomatik. Şunları atalım. Ve şurada bir şey yapmak zorundayım. Kırıldı sanırsam ama evet, renderladı şimdi. Orayı halledeceğiz, o deliği. Evet. Arılarımız direkt buna gidiyor. Ve bunu da işleniyorlar. Aslında dur. Yukarı taşıyabilirim seni. O zaman şuna gerek kalmaz. Ve şunu yerine koyabiliriz. Tabii şöyle de bir şey yapmamız lazım bu durumda. Mavi tarafa hiçbir şey gitmemesi için bunu. Evet, arılarımız otomatik olarak bunun için gidecek. Ve burada işlenecekler. Şuradan ise kendimize bir Golden Waterproof pipe verelim. Nasıl olur? Şimdi Lucky Duck kullanabiliriz. Düşününce. Lucky Duck nerede? Lucky Duck'larımız. Lucky Duck. Buradalar. Sana enerji gerekiyor muydu? Ondan emin değilim. Sanırsam gerekiyordu. O yüzden şimdilik böyle kalsın. Ama bunu hallederim. Şimdi sıradaki adımımız ne? İkinci bir... Yok. İkinci bir Liquid Tesseract'a ihtiyacım yok.
Çünkü item tesseractlarım var. Biliyorum wrench de kırabilirim. Çok rahat bir biçimde ancak wrench taşımaya üşeniyorum. Benim item tesseractlarım ID'leri mi silinmiş? Ha, evet ID silinmiş. On. Adın ne olsun? Biz. Ve sen receive only. Sen de biz ve send only. Evet, gene bir wooden pipe'a ihtiyacımız olacak. At fark gate'e gene ihtiyacımız varmış, onu anladım. Hemen wooden pipe'ımızı yapalım. Ve aşağıdan auto arctic gate'imizi alalım. Auto arctic gate. Energy pulser. Her daim energy pulser. Ve artık wrench mi alsam güzel olur. Sen gidebilirsin. Ve sen gelebilirsin. Ve bana lever lazım. Bana bir tane lever craft et. Şimdi şurada dur. Tabii buna aşağıdan enerji vermemiz lazım. O işin kolay kısmı. Gördüğünüz gibi. Redstone enerji kandiklerimizi alıyoruz ve veriyoruz. Evet, bu balı işlemeye başlıyor. Bir kısmı buraya gidiyor. Diğer kısmı ise şuraya gidiyor. Tam olarak istediğimiz şey. Ve eğer bunları da işlemeye başlarsak güzel ürünler elde ediyoruz. Tabii öncelikle arkadaki arkadaşları tekrar devreye sokmamız lazım. Çünkü artık devreye girebilirsiniz. Always active. Sen zaten always aktifmişsin. Senden propolis'i de çekmeniz lazım bir şekil. Onu nasıl yapacağız? Evet, import bus işimizi görür herhal. Bir adet de ME cable. Evet, görüyor işimizi. Ama dur, sen sadece propolis çekecek şekilde ayarlan. Sadece bir karışıklık olmasın. Ve bunlardan da aynı şunu yapabiliriz ki. Git. 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 Bunlar da depolama sistemimize gitsin. Bunları özelleştirebilirim yakında. Evet. Bu cultivated drone'ların sorunu ne? Şimdilik bunlar bir chest'e gitsin. Herhangi bir sıkıntı istemiyoruz.
Ben onlarla bölüm arası ilgilenirim. Evet. Ve işin son parçasını da şimdi halledeceğiz. Burada bir siteni ben şöyle çalayım. Realizer'ımız için. Çünkü gene arada gerekli olacak. Burası her ne kadar otomatik olarak arıları incelese de aslında dur. Bunu otomatik kapatabilirim bile. Diğer itemler tabii ki de nereye gidecek? Nereye gideceklerini bilmiyorlar. Onları ben çok güzel bir yere göndereceğim. Evimizin anahtarı. Ve sarılarda bu şekilde diğer itemler oluyor. Onları herhangi bir özelleştirmeme gerek yok sanırsam. Evet. Sanırsam temel işleme hattımızı bu şekilde tamamladık. Ve bana stone lazım. Evet, biliyorum pek güzel durmuyor. Ve dur. Emin olmak istediğim bir şey, şu arkadaş enerji istiyor muydu? Hemen elimize bir iki arı alalım. İncelenmemiş. Seni inceleyelim bakalım. Ha, tam istemiyormuş. O zaman işimiz daha da güzel. Ah, seni koymayacaktım. Red. Red Rock. Evet, mis gibi oldu. Hayret, misler gibi demedim, mis gibi dedim. Bana neler oluyor? Neyse. Bu pek hoş görünüşlü olmasa da işlevsel sistemimizi bitirdik. Evet, zaten süremizin de neredeyse sonuna gelmişiz. Bu da demek oluyor ki arılarla temel işimizi bitirdim. Bundan sonraki ben bölüm aralarında falan arıları otomatikleştirmekle uğraş. Daha doğrusu yeni arı tipleri elde etmekle uğraşacağım. Bunlar özellikle oily bee için. Çünkü ondan oil elde edebiliyoruz ve oil güzel bir şeydir hani. Ve bu şekilde honey de üretiliyor. Bir yandan. Aa dur. Asıl önemli noktayı unuttuk. Tabii böyle bir saçmalık da oldu. Item Tesseract. Ve senin frekansın ne olsun? 11. Bir staff. Ve sen de onu. Tabi diğer tarafa gönderici şeyi de eklememiz lazım. Evet. Şimdi şunların bir şey üretmesini bekleyeceğiz. Bunu beklemeden ben bir şey daha yapsam iyi olur. Şunu.
Hadi bir şeyler üretin. Bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Ben şöyle bir şey yapacağım. Ya bu şekilde biraz bekleyeceğim. Tamam, bir iki bir şey elde etmişiz. Seni tekrar çalıştıralım bakalım. Ve şu tarafa gidelim. Ve şunları alalım. Buraya bile düşmedi. Evet. O zaman oraya varmış. Şunu da tekrar çalıştıralım. Ben bir sonraki videoyu çekmeden önce bir bilgisayarı yeniden başlatsam güzel olur. Neyse sanırsam evet aşağı bir şey gördük burada. Evet. Sistemimiz de gayet güzel çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfteniz köftenin iyi günler, iyi eğlenceler ve sanırım son bir değişiklik yapabilirim. Biz, okay, send only ve redstone'u devre dışı bırak. Çok daha kompakt duruyor hani. Hatta yok, şuradaki tesseractlarla karışır. Evet. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Köfteniz köftenin iyi günler, iyi eğlenceler.